Gündem özel programından tüm izleyicilerimize iyi akşamlar dileyelim efendim. Çok özel bir konuyla yine karşınızdayız. Gündem özel programıyla karşınızdayız. İki uluslararası konuğum var efendim. Hasan Bey ve Raşit Bey. Bangladeş'ten geliyorsunuz. Tabii evet. Farklı amaçlarla buradasınız ama. Evet. Efendim bu akşam Myanmar'ı, Arakan'ı konuşacağız daha doğrusu. Myanmar içerisinde bunun Arakan'ı. Müslümanlara yapılan zulmü konuşacağız. İki uluslararası konuğumuzla Hasan Bey ve Raşit Bey. Tabii programdan önce sordum isim telaffuzları. Biraz zor ama bizim isimlere benziyor. Tekrar hoş geldiniz diyelim efendim sizlere. Hoş bulduk. Sizi tanıyarak başlayalım efendim. Buyurun Hasan Bey. Merhaba. Burada ne amaçla bulunuyorsunuz? Öncelikle bunu bir öğrenelim. Tabii. Ordu'da. Ordu'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan bir kampa katılmaya geldik. Evet. Nerededir kamp? Kamp Ünye'de. Ünye'de. Oraya geldim. 6 günlük bir kamptayız. Bugün zaten ikinci günümüz. Güvenlik uzmanısınız. Evet. Hem de ben polis akademisindeyim Ankara'da. Evet. Burada uluslararası güvenlik bölümünde eğitim almaktayım. Eğitim değişik programında geldim Türkiye'de. Zaten benim son dönemdeyim. Evet. Türkiye'yi nasıl buldunuz? Elhamdülillah. Çalıştığım alanda için en değerli bir ülke tabii ki. Evet. Hemen Raşit Bey'e dönelim. Raşit Bey, sizi de bir kısaca tanıyalım. Siz ne işle meşgulsünüz? Elbette siz de bir güvenlik uzmanısınız uluslararası. Buyurun. Teşekkür ederiz hocam. Ben Saeyd Rashed Hasan Chowdury. Chowdury soyadı. Yavaş yavaş alabilir miyiz tekrar? Benim adım Saeyd Rashed Hasan Chowdury. Evet. Tabii ki Bangladeşliyim. Evet. Şu anda Ankara Üniversitesi'nde öğrencisiyim. Aynı zamanda araştırma ve politik inceleme merkezinde araştırmacı olarak çalışıyorum. Mesela ben Bangladeş'ten yüksek lisans bitirdim. Sonra burada mesela okumaya için geldim. O zaman mesela ben Bangladeş'te birinci lisans ve yüksek lisans birinci oldum. Ve altın madalya almıştım. Sonra düşündüm mesela hangi ülke benim için gitmek için daha iyi olur. Sonra ben çok araştırma yaptık o zaman da. Evet. Sonra Türkiye mesela Ankara Üniversitesi gördük o zaman da. Ve İstanbul Üniversitesi, bazı üniversiteleri gördük. Çok iyi oldu. Mesela ben çok beğendim. Ankara Üniversitesi hocalar, bazı şeyler, profiller, hocaların tarihler, çok yazar. Hocalar mesela çok değerli bir hocalar. Bunun için başvuru yaptım. Sonra üniversiteden kabul edilmiş. Sonra buraya geldim. Evet. Tabii burada bir kamptasınız. Biz de sizi ağırlamak istedik, konuk etmek istedik. Şimdi tabii Bangladeş ve Türkiye şu anlamda iki benzer ülke diyebiliriz. Bugün Arakan'daki Müslümanlara sahip çıkıyor. Türkiye'de kendi coğrafyası içerisinde bulunan, biliyorsunuz özellikle Suriye'de bir karışıklık var. Evet, siz de konuya muhakkak uzak değilsiniz. Yok. Oradaki Suriyelilere, vatandaşlara kucak açtı. Aynı Bangladeş nasıl Arakanlara kucak açtıysa. Tabii konumuz bu akşam efendim Arakan, Myanmar. İki önemli ve değerli konumla bunu konuşacağız. İsterseniz Hasan Bey siz de başlayalım. Tabii ara ara yine paslaşacağız konulara dair ama biraz Myanmar'ı öğrenelim istiyorum ben. Nasıl bir yerdir? Tarihi nedir? Myanmar'ın tarihiyle başlayalım isterseniz. Bu olaylar nasıl çıkmıştır? Tabii konuşa konuşa süremiz içerisinde yine bugünkü olaylara kadar geleceğiz tabii ki. Sağ ol, teşekkür ederim tekrardan. Myanmar, Güney Asya'daki bir bölge tarafındadır. 1948'te bağımsızlık aldı. Evet. İngiltere'den bağımsızlık almış. Ama bundan önce, yani Myanmar'ın çok eski bir tarihi biz bulunmaktayız. Mesela milattan sonra 8. yüzyıldan başladı o tarihler. Hatta sadece o bölge içinde değil, mesela şimdiki bir Türkmenistan, Uzbekistan var. O taraftan Arap tüccarlar gitmiş. Arap tüccarlar 842 yılında diyebilirim. O zaman da Arap tüccarlar gitmiş. Oraya ilk adım atmış. Ondan sonra yavaş yavaş 1500 yıl civarında tekrar Arap tüccarlar girmiş oraya. Çünkü biliyorsunuz o bölge coğrafi olarak çok önemli bir yerdir. Evet. Sonra 1700 yılında tekrar Babur İmparatorluğu zamanındaki sonra insanlar oraya tekrar girmiş. Tabii ki Myanmar birkaç kere işgal altındaydı. Mesela İngiltere, Japonya bunlar. En son 1948'te İngiltere'den bağımsızlık almış. Yani bağımsızlık önceki tarihi daha vardır. Evet. Mesela ben burada bir şey buyurun, söylemek istiyorum. Mesela 15. yüzyılda
O zaman mesela bir karel var Myanmar'da, Min Shaun Bin diye biliriz. O karel ne yapmış mesela, tekrar Bengali'nin başkentisi o zamanında, Gori diye biliyoruz. O Gori'ye şey saldırma yaptı. Sonra mesela tekrar saldırdıktan sonra Babur İmparatorluğu abi zaten söyledi. Babur İmparatorluğu mesela bu şekilde bir hikayesi var. Babur İmparatorluğu mesela şey, Giyasuddin Azam Şah diye bir karel var. O ve Zohiruddin Babur, onlar zaten Türkmen, Türkiye'den o tarafta mesela şey yönetmek için gitmiş. Evet. Bunun için Zohiruddin Babur o zaman da 20-100 bin askerler orada tekrar almak için, arkan almak için orada saldırmış. Bir savaş gerçekleşmiş. Evet. Sonra tekrar bu Müslüman yönetirmiş o Arakan Myanmar'da. Burada mesela şey başka bir hikayesi var. 1744'da tekrar Myanmar bu bölge almak için tekrar savaşa gelmiş Müslümanlar ile. Bu tekrar bu savaşı mesela Müslümanlar kaybetmiş. Bu çok hikayesi var bu tarafta. Mesela evet, çok hikayeli. Çünkü mesela önemli olarak bu bölge. Bölge çok önemli. Mesela bu bölge, siz zaten biliyorsunuz Bangladeş ve mesela Bangladeş sınırda Hindistan var. Ve mesela doğuda Myanmar var. Ama Bangladeş'te %90 Müslümanlar var. Ve mesela Myanmar'da şu anda %4 şey Müslümanlar var. Evet. Bunun için bizim bölgemiz ne kadar önemli bir şey. Mesela bizim insanlar Türkiye'den o zamanında, Yemen'den, Suudi Arabistan'dan çok mesela hocalar orada gitmiş İslam daveti etmek için. İnsanlar yeni yeni İslam kabul edilmiş. Bunun için mesela bizim o bölge çok önemli bir şey. Ama mesela bu Myanmar'da aynı zamanında bu o zamanından şu anda kadar bir şey var. Mesela Myanmar'da neden çok önemli bir bölge olarak şu anda herkes bu gibi tanıyor? Çünkü bu bölge mesela çok önemli bir şey. Güney Doğu Asya'da deniz yanında bir bölge. Bunun için bu bölge mesela herkes almak istiyor. Neden? Çünkü orada Çin var, Hindistan var, Japonya var, İngiltere var. Zaten İngiltere de işgal etmiş. İngiltere 150 yıl. Bölgede. Yeraltı kaynağı mı vardır yani? Evet, bu gibi bir şey söylemek istiyorum. Yani Arakan, evet takip ediyoruz, biliyoruz ama elbette siz yanı başınızda. Yani yeraltı kaynağı. Evet. Çok petrol gaz var onlarda. Gaz, sonra petrol diyebiliriz. Kalay, antimen, çinku, komur, kıyametli taşlar. Orada çok önemli bir şey. Bunun için herkes orada gitmek istiyor, bu almak istiyor. Çin, mesela Hindistan diye biz zaten biliyoruz bu gibi bir şey. Evet. Tarihlerden aynı zaten. O zaman belki de ortak gizli bir anlaşma yapıldı. Yani böyle bir şey yapalım biz burada. Gizli bir şey vardır. Tarihine mutlaka geleceğiz ama şimdi bugünlere geleceğiz ama bu Müslüman kıyımı diyelim artık biz buna. Soykırım diyelim bir anlamda. Muhakkak altında böyle bir şey yapılsın. Biz sesimizi çıkarmayalım diye belki de bir anlaşma vardır. Vardır. Siz daha yakınsınız bölgeye. Vardır. Orada aslında ben o konuda biraz bahsedelim. O bölgelerde zaten şey kardeşimin dediği gibi 1760 yıllardan sonra orada zaten bunu ispatlandı ki o bölgelerde kim kalırsa bütün Güney Asya bu bölgeleri ikna edebilir, ittifak edebilir. Bunun için ondan sonra yani dediğimiz gibi 1660'dan sonra 1828'e kadar o bölge hem İngiltere hem de Japonyalar tarafından elin altındaydı. Hem de o bölgenin bu arada bir kısa bir tarihi daha var. O bölge iki bölge olarak Güney Myanmar ve Kuzey Myanmar olarak ayrıldı. Neden? Çünkü biliyorsunuz İngiltere'nin bir şey var, bir rakam var, bir şey var. Onlar diyor ki parçalanın. Parçala yönetmiyor. Aynen. Böyle bir şey var. Yani gülüyoruz ama şöyle, bu oyunlara artık alışkın olduğumuz için. Doğru. Yani bu coğrafya fark etmiyor. Bu Sayın Cumhurbaşkanımız bizim hep üst akıl diye zaman zaman ifade eder. Siz de denk gelmiştirsiniz. Evet. Konuşmalarına. Tabii. Yani bu üst akıl mantığı ve planı, programı, projesini az çok öğrendik. Yani böyle parçalara yönet aynı şey Myanmar'da olmuş. Evet. Onlar 1660'dan sonra böyle iki taraflı parçalandı. Bir taraflı İngiltere'nin altındaydı. Diğer taraflı da Japonya hem de Çin altındaydı. Çünkü hem de o bölgesine eğer haritaya bakarsanız o Hint Okyanusu var orada zaten onun yanında. Evet. Hint Okyanusu'nu kontrol etmek için
o bölgenin önemsi bugüne kadar çok daha artırdı zaten. O zamanında hem de Çin ve Rusya o bölgede savaşlanıyordu biliyorsunuz zaten. Evet. Hem de soğuk savaştan konumu çok önemli. Yani. Önemli tabii şey. Tabii. Hem de soğuk savaştan önceki zamanında ABD onunla o bölgede ikna etmek için gelmek için çok çaba göstermiş. Hatta şunu diyebilirim. O bölgeye biz yani şimdi Filistin'e bakıyoruz da çok yakından takip ediyoruz. Evet. Bizim tarihçiler o bölgeye Güney Asya'nın Filistin diyor. Evet. Evet. Böyle bir söz vardır. Evet. Yani şunu kısaca bir değindik. Yeraltı kaynağı var dedik. Muhtemelen bir şey vardır da zaten böyle bir suskunluk var bölgede. Aynı sizin Tabii kısa bir tarihi tekrar bir dinleyelim. Söylediğiniz gibi buyurun. Evet mesela ben bayımsızlık olduktan sonra bir şey hikayesi anlatacağım. Mesela abi zaten söylediği mesela. Myanmar bağımsız olduktan sonraki tarih. Evet Myanmar bağımsız olduktan nasıl oldu? Mesela abi zaten bu gibi şey anlatmış. 1948'de Myanmar İngiltere'den bağımsız aldı. Aldıktan sonra mesela 1949'da tekrar onlar bir plan yapmıştır. Mesela neden bu plan yapmış? Çünkü o tarafta mesela %90 gibi Budistler var. Ve mesela %6 gibi Hristiyanlar var. Sadece Müslümanlar çok az. Evet. Mesela %4 falan Müslümanlar var. Bu için onlar dedi ki bizim bölgemizde onlar mesela Myanmar sadece Budu ülke olarak dünyaya onları tanıştırmak için çalışmış o zamanında. Sonra mesela 1948'den 1962'ye kadar bazı şeyler hikayesi var. Mesela bazen saldırma yaptı, bazen bazı kişiler oldu, bu gibi oldu. Mesela bir çok önemli bir hikaye 1962'de oldu. O zamanında bir darbesi oldu. Darbe mesela bu Kiral mesela ne kadar zulüm yaptır ki orada. Mesela o dedi ki burada Müslüman diye bir şey yok. Bu Müslümanlar var. Onlar başka ülkeye gitti. Bu diye bir şey söyledi. Myanmar'ı terk etti. Evet. Sonra zamanında 1978'de Dragon Operasyon diye bir şey. Dragon Operasyon diye bir mesela araştırma yollara gördük bir şeydi. Onlar sadece 3 günde 10.000 tane Müslümanlar öldürmüş. Sadece 3 gün. Dragon Operasyon evet. İçerisinde. Bunun için mesela bu hikayesi her zaman devam edilmiştir. Sonra zamanında biz mesela şu anda günümüzdeki bir plan biz şu anda görüyoruz. Evet. Aynen. Hatta burada bir cümle eklemek istedim. Onlar Myanmar devlet yani Burma devlet o zamandaki Burma devlet Myanmarlara kulas diye sesleniyordu. Kulas diye bir cümle. Ne demektir kulas? Türkçe çevirirsem kulasının tam çevirisi yabancı. Yabancı diye. Hmm. Diyelim ki siz Rohingyasınız kulas. Bunlar kulas, bunlarla ticaret yapmayalım, bunlarla ilişkiyle girmeyelim. Hatta şöyle bir hassas bir konumuz var. Arakanlar için bu o zamandaki Barma devlet çok bir listesi yaptı. Ne listesi mesela? Evlenmeyecek. Devletten karar almadan evlenmeyecek. Asimile etmeye bir, çalışıyorlar. Aynen. Hatta devletten karar almadan ev kiralmayacak, cep telefon bile kullanmayacak. Böyle bir şeyler vardır. Onun sonrasında 1784'ten 1948'e kadar o zamanında bu bahsettiğim gibi bir kulas bir sesleniyordu da bu dönem yavaş yavaş baskı altına dönüştü. Yani böyle kulas diyordu ve onların devlet memuru girmesi yasak diyordu. Diyelim telefon almak yasak diyordu. Evlenmek için hatta evlenmek için bile izin almak gerekiyordu. Yani önce bu bir dönem, takım kurallarla baskı altına alındı. Fiziki bir müdahale olmadan öncelikle. Evet. Ondan sonra bu bir nefret uyandırdı. Yani bunlar gerçekten bizim toprağımızdan değil, bu çocuklar bizim toprağımızdan değil, bunları hiçbir hesapta biz almayacağız diye bir baskı yapmaya başlıyordu. Hem de o dönemdeki insanlar bunu inanmaya başladı. Ha öyle olabilir falan diye. Sonra 1948'te Myanmar'ın bağımsızlığı aldıktan sonra İngilizler yapılan bütün mücadelelerden Arakan kardeşlerimiz uzak tutuldu. Evet. Yani çünkü neden? Sebep bu dediğim kulas cümlesi. Yani siz yabancısınız. Yabancısınız. Ötekileştirme. Şimdi Filistin'de aynısını görüyoruz. Evet.
bir video vardı, bilmiyorum izlediniz mi yine sosyal medyada. Bir İsrail vatandaşı bir Filistinli'nin evine tırmanıyor ama tel örgüleri geçemiyor. Hı hı. Bayrağı indirmeye çalışıyor. Evet, 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 gördüm. Evet, gördüm. Diyor ki İsrailli, siz diyor işte ben bu bayrağı indireceğim diyor. Filistinli diyor ki burası benim evim, giremezsin. Evet. Yok diyor, burası İsrail, İsrail diyor. Yani İsrail'in evi. Mesela zaten bir yeni bir hikayesi var. Mesela geçen hafta da bir saldırı yaptı İsrail tarafından. Evet. Evet mesela şeydi. Evet evet. Filistin'de. Evet. Filistinliler şey 31 tane Filistinli insanı şey öldürmüş. Evet. Büyük yürüyüş müydü? Öyle bir gösteri yürüyüşü vardı Filistin'de. O anda herhalde gerçekleşmiş. Evet, hatta Myanmar'da da var bu. Böyle bir protestolar. Birkaç kere protesto olmuş Myanmar'da. Orada mesela insanlar karşıya çıktı. Tabii ki siz insanlara yemek vermedikçe, her şeyi kabul etmedikçe insanlar tabii ki protesto çıkar. Bunu bir sosyal bir kuraldır. O protestolarda tekrar insanlar protestoya girdikçe Myanmarlılar ne yazık ki saldırgan yaptı. Ve çok insanlar öldürüldü. Sizler belki paylaşan YouTube'da ve de muhakkak gördünüz belki. Yani ben öncelikle açıkçası o görüntüleri gördükten sonra, belki iki programımızın ikinci bölümünde daha net konuşacağız bunları ama İnşallah. Ben o fotoğrafları görünce dedim, hani belki çok eskide kalmıştır, yeni olamaz dedim. Yani bu zamanda, bu devirde, evet, bu tarz mesela ne gördük? Bir bebeğin neredeyse bir kolona, bir kiriş mi diyelim, ne kolona diyelim. Şöyle elleri bağlanmış, ayakları bağlanmış, evet, Çırılçıplak bir şekilde. Herhalde bunlar gerçek. Yani sosyal tabii, medyada tabii, her tabii, gördüğümüzde de gerçek tabii, demek de doğru değil. Evet, evet. Çünkü arka planını bilmiyoruz ama ekonomisini biraz da isterseniz dinleyelim. Biraz önce biraz bahsettik. Hani işte altyapı, madenleri fazla, petrol var bölgede dedik ama ekonomik durumu nasıldır? Hem Arakan hem Myanmar. Myanmar, evet. Myanmar'ın çoğu ekonomik ürünler Çin'den geliyor zaten. Burada bir ipucu koyalım. Yani evet, Çin'den geliyor. Bunu bir sonra bahsedeceğiz. Ondan sonra Hindistan, yani bizim kardeşimiz bahsettiğimiz gibi Hindistan ile Myanmar'ın uzun bir sınır var. Çok uzun bir sınır. 348 falan kilometre metrekare. Hindistan da onların kendi üreten şeyleri Myanmar'a götürmeye çalışıyor. Peki o zaman Myanmar bir pazar oluyor. Öyle bir yer düşün. Myanmar bir pazar. Hem de Çin kendi üreten şeyleri oraya getirmeye çalışıyor. Hem de Hindistan çalışıyor. Şimdi bir ipucu alalım. Neden Myanmar? Çünkü Myanmar o bölgedeki çok kalabalık bir yer. Bizim ülkemiz, yani Bangladeş gibi biliyorsunuz. Bangladeş'te zaten şimdi her yerde gidiyorsunuz Hindistan'ın ürünle çıkıyor. Evet. Aynı Myanmar'da şeyler gidiyorsunuz. Çin diyelim, Çin mobilyalar, Çin elektronik ürünler, her şey Çin'den çıkıyor. Daha doğrusu Myanmar'ın kendi üretilen şeyler, ne diyelim, gıda falan şeyler çok az. Onlar zaten dışarıdan alıyorlar. Ne üretebiliyor örneğin? Myanmar'da üretim anlamında ne vardır? Özellikle balık. Onların üretilen bir şey balıktır. Ondan sonra ziraat bir şey. Çok önemli. Çok önemli. Onların, dünyada çok ithal ediyor onlar ziraattan. Ziraat ürünleri mi ithal ediyorlar? Alıyorlar yani. Evet. Peki efendim, şimdi tabii ekonomik durumunu konuştuk Myanmar'ın. Bir de Arakanlıların tarihini de merak ediyoruz. Şimdi Myanmar'ı konuştuk. Biraz da Arakanlıların tarihinden birkaç örnek ya da bilgi verebilir misiniz? Evet, tabii ki hocam. Çok teşekkür ederiz. Mesela hocam, şu anda yeni bir hikayesi şu anda mesela başlamış. Bu ne zamandan? 2012'den başladı. Bu hikayesi şu anda kadar devam edilmiştir. Hı. Mesela 2012'de askerler tarafından 10 kişiyi öldürmüş. Mesela bir şey yok, onlar zaten abi bir şey söylemiş. Saat 9'dan sonra onlar sokağa gitmek yasaktır. Yasaktır. Evet. Saat 9'dan sonra. 10 kişi mesela saat 9'dan sonra yürü yürü gidiyor. O zamanında askerler onlar ile neden bu gibi şey yapıyorsunuz diye söylüyor. Sonra onlar dedi ki mesela biz zaten insan gibi. Diyelim pazara gidebilirim. Pazara gidebilirim. Geç gidebilirim. Markete gidebilirim. İhtiyaç olabilir. Evet. Hastaneye gidebilirim. Sonra mesela orada askerler tarafından 10 kişiyi öldürmüş. Olduktan sonra mesela Myanmar insanlar, Arakanlar çok mesela protesto yaptı. Bu nasıl bir şeyler? Bu tarafta Arakan'da bir şehir var, Munakab şehir. Bu Munakab şehri merkezinde herkes protesto yapmak için gitmiş. Gittikten sonra mesela 3 günde tekrar mesela 500 gibi insanlar öldürmüş.
Herkes mesela gidiyor. Siz zaten biliyorsunuz mesela şu anda İsrail mesela silah yapıyor. Ama Arakan'da ne oluyor? Canlı bir adamı öldürüyor. Mesela bıçak gibi bir şey oluyor. O zaman o kendi ne şu anda aldı sonra bıçak gibi bir şey yapıyor sonra öldürmüş. Bu gibi bir şey oldu. Mesela sonra zamanda tekrar protest devam edilmiştir. Şu anda yeni bir hikayesi 25 Ağustos 2017'den başlamıştır. Bu şu andadan devam ediyor bu hikayesi. Bu hikayesi şeyden mesela Myanmar hükümeti tarafından dedi ki şeyde Arsa diye bir örgüt diye söylüyor. Mesela bazı Altas TV kanalda bazı şeyleri göstermiş bu şekilde. Arsa ne demek? Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu'nun diye bir örgütler diye söylemiş. O örgütte ne yazmış? Mesela bir gecede polis merkezinde saldırı mı yaptı? Sonra 17 kişi polisler öldürmüş. Sonra devam edilmiştir. Arakan mesela Myanmar hükümeti dedi ki insanlar nasıl polisleri öldürmüş? Ama mesela biz geçen iki ay önce bir Altas TV kanalda bir rapor gösterdi. Altas TV dedi ki onlar orada gitti sonra bu araştırma yaptı. Onlar dedi ki Arsa Myanmar tarafından bu sadece mesela Müslüman öldürmek için bir hikayesi gibi bir şey. Bir örgüt oluşturdu. Örgüt oluşturdu. Evet. Şey. Evet. Sonra 25 Ağustos tekrar saldırıma başladı. Her eve gidiyor askerler. Çok insanlar öldürüyor. Ateş, evde ateş yapıyor. Çok sorun oldu. Siz mesela ne kadar bir mesela şey oluyor? Demokratik ülke bir. Evet, demokratik ülke diye söylüyoruz ama. Adı demokratik. Adı demokratik. Mesela sadece iki gün içerisinde 25'ten 27 Ağustos'da 150 bin insanlar Bangladeş'e göç etmiş. Mesela iki gün sadece, iki gün içerisinde. Sonra mesela burada çok saldırma hala devam edilmiştir. Mesela bazı gece hala saldırma yapıyor, iki gün sonra saldırma yapıyor. Mesela burada başka bir hikayesi anlatmak istiyorum. Şeyde İspanya'da Katalan bir şey onlar bağımsız olmak için çalışmış. Katalan, evet. 3 ay önce bir hikayesi var. Ama o zaman dünyadaki her kanal orada gitmiş. Bu yayınlanmış. Canlı çekmiş, bu nedir? Evet. Yazmış. Evet, çok şey. Ekranlara çıkmış. Evet. Ama Arakan'da hocam niye her gün sabahta gecede mesela ben zaten Arakan yanında mesela ben zaten çocukluğumdan beri orada okuyordum. Çok yakın. O kadar mesela uzak değil. Bazen orada giderdik, onlarla konuştuk. Onlar mesela konuştuğu zaman ne kadar hocam onların bazı hikayesi anlatmış. Mesela bu dünyada bir şey yok, vatandaş ve insan gibi bir şey yok. İnsan hakları bir şey yok. Vatandaş bile vermiyorsunuz. Yani gerçekten bu insanın milattan sonra birkaç, mesela diyelim ki 1100. yıl sonra şimdiye kadar onlar orada yaşıyor. Ama onlara vatandaşlık vermiyorsunuz, insan hakları vermiyorsunuz. İzole ediyorsunuz. Aynen. Evet. Ama diyorsunuz ki biz demokratik bir ülkeyiz. Ha, biz barıştan Nobel ödülü aldık. Evet. Ama gerçek durumu böyle. Evet. Kültür ve Turizm Bakanımız biliyorsunuz Ordu'da ılman kurtulmuş. Myanmar demeyelim lütfen Arakan diyelim diye sürekli uyarıyordu insanları. Tabii efendim biraz tarihini konuştuk aslında. Neden bu olaylar gerçekleşti? Etki eden ülkeler nelerdir diye konuştuk biraz. Sebepleri nedir? Ülkeleri tanımaya çalıştık. Tamam Arakan diyoruz, tamam Myanmar diyoruz ama kafamızda, zihnimizde nasıl bir yer canlanıyor? Onu bir şöyle ortaya çıkarmaya çalıştık. Şimdi sizi tabii Bangladeş'ten Türkiye gibi kucak açan bir ülke. Türkiye hem tabii Arakan'a hem bugün bakıldığında hem Filistin. Bir yandan Suriyelilere kucak açıyor. Şunu da sormak istiyorum. Tabii arka planını muhakkak siz bizden daha iyi görüyorsunuz. Arakan'da olan olayların. Nedir arka planı? Az çok tahmin ettiğimiz tabii unsurlar var ama sizden bir de dinleyelim isterseniz. Tamam. Tekrardan teşekkür ederim. Arka planlara girmeden biraz önce sığınmacı bir konusunda bahsetmek isteriz. Bizim yaptığımız araştırmalara göre Arakan'dan yani bu saldırısı başladıktan sonra şimdiye kadar ne kadar insanlar göçmen etti ve diğer ülkeler sayımında. Onun hakkında bir bilgi ben alacağız. Ben bir not almışım. Doğru mudur bilmiyorum. 9400 Arakanlı Müslüman hayatını kaybetmiş. Evet, rakamlar değişmiştir. Rakamlar değişmiş. Az çok değişmiştir. Uydu görüntülerine göre de 319
köy yakılıp tarihi tamamen evet. Galiba. Evet. Ama gerçek rakam birazcık fazla. Fazla. Biliyorsunuz muhakkak, zaten. Muhakkak, tabii. Muhakkak. Evet, çünkü bildiğimiz kadarıyla kardeşimin bahsettiği gibi iki günde biz 500 bin insanları kabul ettik. Kabul edeceğiz kardeşimiz gibi. Ülke olarak diyelim Bangladeş ilk bir ülke olarak çoğu Arakan kardeşlerini kabul ediyor. Hatta 1982 yılında Bangladeş böyle bir kural yani devletimiz tarafından sağ olsun bir uyarı verdi. Yani Arakan kardeşlerimizi biz evlenip onları kendi ailemi tanıştıralım diye öyle bir şey vardı. Sonrasında daha mesela biz kendi evimizi verdik. Böyle bir kardeşimizin elinde birkaç küçük bir hikaye var. Bizim iki hikaye biz buraya aldık. İki kardeşimiz kendi evlerime terk edip Arakan kardeşlerime verdi. Yani şimdiye kadar bu fedakarlık devam ediyor. Onu da bir bahsetmek isterim. Tabii dinleyelim. Mesela bu zaten bu haber Aldazira yayınlanmış. Mehdi Çodri Ade diye bir kişi var. Onun mesela bazı arabalar vardır. 2017'de insanlar Arakan'dan burada geldiği zaman mesela bir gün çok insan geliyor. Bazen çok sorun oluyor. Mesela bizim zaten Bangladeş'te çok insan var. Küçük bir ülke ama çok mesela şu anda 2017'ye kadar 170 milyon insan bizde. Bunun için bazen bizim için hükümet tarafından daha zor diye söylemiş. Mesela bu Chowdury, Mehdi Chowdury, onun arabaları her şey satın aldı. Satın aldıktan sonra bu parası, mesela bu parası şeyde, Altas'ta kanala göre, 8-600 dolar. Bu parası 500 ailemde varmış. Sonra mesela onlar için bazı app kurtulmuş. Şu anda onlar devam ediyor. O kişi bazen şeyde mesela onların için bazı okullar kurtulmuş, okula gidiyor. Mesela bazen hastanede onlar gitmek için daha zor oluyor çünkü çok hasta oluyor insanlar. Mesela geldiği zaman geçen Ağustos'ta o zaman da Bangladeş'te mesela şey kış gibi o zaman da mesela çok soğuk oluyor. Hava değişti. Ve başka bir hikayesi Abu Hayyat namı bir kişi o çiftçi. Çiftçilik yapıyor. Mesela o geldiği zaman çok mesela çok üzüldü tabii ki. Evet bu gibi hakkında o mesela şey bir ağlamış o zamanında biz kanalda gördük. İnanılmaz bir durum tabii ki biliyorsunuz. Birisi geliyor onun ellerini kestik, ayaklarını kestik. Hatta geliyor diyelim ki burada bir şey tutulmuş yani mermi tutulmuş ya da böyle bir durum var. Hatta ne yazık ki kadınlar üstüne o kadar cinayet yapıyor ki onlar ama onlar öyle bir kıyafetlerle geliyor ki belki resimlerde gördünüz. Onlar bir kapalı bir şekilde orada yaşıyordu. Hem de o kapalı şeylerle buraya geliyor. Yani bir düşünün insanlar dinini, kendi kültürlerini o kadar seviyor ki bu kadar baskı altına olduğuna rağmen buraya geldiğinde o kıyafetler taşınıp geliyor. Yani kendi kültür, kendi dini o kadar sevmek bir diyelim ki bir millet. Sahip çıkıyor tabii, baskı altında olmasına tabii, rağmen. Her şeye rağmen sahip çıkıyor. Ama hikayemizde yani tarihimizde de bunların bir pozitif rol almaması biz biliyoruz zaten. Sonra şunu bir Salmancan'ın bir rakamları bir öğrenelim. Mesela Bangladeş'ten sonra hangi ülkelere gitmiş diye. Yardım amaçlı. Yok. Yani insanlar barınmak için. Göçmek için. Göç etti zaten. Evet. İlk yani Bangladeş'ten başka şimdi Bangladeş kapılarını açtı dedik tabii Arakan'da. Evet. Müslüman kardeşlerimize. Bangladeş'ten başka. Ülkelere evet. Tabii ki bunu gitmek için sağ olsun bizim hükümetimize bir onlara pasaport vermiş. Yoksa kabul etmeyecek tabii ki başka bir ülkelerde. Evet. Mesela şu anda 2017 kadar Aldadira kanalda mesela Eylül 19. tarihe şey raporları göstermiş. Orada dedi ki şu anda mesela saldırma yaptıktan sonra bu şey mesela bir onların bağımsız olduktan sonra bir hikayesi anlatmış. Şu anda kadar Suudi Arabistan'a 200 mesela şey 200 bin insanlar hala Suudi Arabistan'da yaşıyor. Myanmar Arakanlardan göçlendirilmiş. Ve aynı zamanda Pakistan'da 350 bin insanlar gitmiş. Ve Hindistan mesela yanında bir ülke ama sadece 14 bin kabul etmiş. Evet. Hala onlar kabul etmemiş şu anda. Mesela Arap Amirat bir ülke onlar mesela 100 bin kabul etmiş. Sonra Tayland diye bir ülke yanında doğuda.
O Thailand 5000, sadece 5000. Onlara aynı zamanda Hristiyan bir ülke ve çok Budolar var. Bunun için o tarafta insanlar hiç kabul etmiyor. Ve Malezya 150 bin insanlar kabul etmiş şu anda orada mesela kalıyor, yaşıyor o tarafta. Ve mesela şeyde bizim Bangladeş hükümetten şu anda 2017'ye göre onlar dedi ki bir buçuk milyon insanlar Bangladeş'e gelmiş. Ne kadar insan. Ama mesela bir tür hikayesi var. Mesela benim bir araştırma marketinde başka bir Hawker diye bir örgüt var. Biz onlarla işbirliği yapıp onlarla çalışıyoruz. Bu Hawker, kusura bakmayın ben sesini aldım. Estağfurullah. Bu Hawker denen bir kuruluşu Arakan kardeşlerimin eğitim durumu yönetiliyor. Ve onların eğitim nasıl olabilir diye çocuklar için, kadınlar için, erkekler için. Bizim araştırma kurumumuzdan onlarla işbirliği yapıp onlarla çalışma yaptıkça biz de bunları fark ettik. Arakan insanlar o kadar hızlı eğitim alabiliyor ki mesela biz onlara biz Hawkeye işbirliği yapıp onlara bir eğitim planı yaptık. 6 aylık, 1 senelik, 2 senelik. Yani ne kadar kalırsa, ne kadar bu şekilde devam ederse. O işbirliği yaptıkça bunlar da biz fark ettik ki o insanların hem de Arapça biliyor hem de İngilizce biliyor. Çok iyi bir derecede İngilizce biliyor. Biliyorsunuz tabii onlar eğitimsiz kalıyor, vatandaş kimliksiz kalıyor. Ama her şeye rağmen onlar kendilerine çalışmaya da başlıyor. Hem de Arapça biliyor, çok iyi bir derecede İngilizce biliyor. Şöyle demek isterim. Mesela Türkiye'de yani şu ana kadar çok arkadaşları buldum. Hem de Türkiye Cumhuriyeti sağ olsun gerçekten Cumhurbaşkanınız çok Arakan kardeşlerimizi buraya kabul etti. Tamam. Tabii ki Bangladeş'in yani yaptığı olaydan sonra ilk ülke Türkiye. Türkiye. Evet. Gerçekten. Ne gibi yardımlar olmuştur sizin bildiğiniz ve gözlemlediğimiz Türkiye'nin? Türkiye örneğin, tarafından. Evet, Türkiye tarafından Bangladeş'e ve Arakan Müslümanlara tabii ki. Dolayısıyla. İlk Arakan Müslümanlar için sizin Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanı eşi gitmiş orada evet. Biliyorsunuz. Evet. Sonra Binali Yıldırım Sen Efendi gitmiş. Sonra Numan Kurtulmuş Efendi de gitmiş. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gitmiş. İlk Arakanlar için ev kurulmuş. Yani geçici olarak kalmak için bir ev kurulmuş. Sonra biliyorsunuz o bölge, Bangladeş'in o bölge, Koksuz Bacar diye biliyoruz. O bölgede Bangladeş'in en büyük bir hastane yapılmakta. Sadece Arakan kardeşlerim için. Türkiye'den yapılıyor, finanse ediliyor. Hatta sadece barınma konusunda vesaire konusunda değil, gıda malzemeler de Türkiye'ye götürmüş. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye Filistin'e de getirmiş, aynı şey gibi. Evet. Suriye'de olduğu gibi. Evet, Suriye'de vesaire. Götürmüş. Biliyorsunuz Mavi Marmara'nın olayları. Evet. Ama her şeye rağmen gerçekten bu Bangladeş'in için çok bir büyük bir destek. Yani Bangladeş'in yanımda kimsenin olmadığı zamanında Türkiye Bangladeş'in yanımda olup bu arkadaşlara sahip çıkmış. Evet. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız, evet, yöneten insanlar ve Türk halkı her zaman mazlumların yanında olmaya da devam edecek inşallah. Çünkü mesela şeyde bir şey kapsatmak istiyorum. Mesela şeyde Türkiye sadece şu anda çok yardım ediyor değil ama 1990'dan başladı. Bu yıl 90'dan başladı. Mesela Türkiye ne kadar yardım ediyor, kardeşlik diye düşünüyor. Yani hatta sizin bu kadar iyi Türkçe konuşmanız da bize ayrıca gururlandırıyor. Hatta biliyorsunuz Çanakkale Savaşı'ndan bizim kardeşliğimiz başladı. Biz o dönemde yani İngiltere altındayken biz Türkiye'nin yanında çıktık ve onların karşı gelip Türkiye'nin yanında olduk. Hatta yani İş Bankası'nın kuruluşunda bizim analarımız... Marka vermiyor. Evet, biliyorsunuz. Bankamız diyelim. O yerlerde yani biz... Kardeşliğin yanımızda olmaya çıktık. Hem de Türkiye şimdi kardeşinin yanında. Kardeşliğin gerekliliği bir anlamda. Elhamdülillah. Keşke Müslümanlar olarak hep bir araya gelebilsek. Yani dünyada
zulüm de kalmaz diye düşünüyorum. Eğer Müslümanlar olarak gerçek anlamda bir araya gelebilirsek. Ama gerçek bunu evet. Güzel oluyor tabii ki. Hem de Türkiye, Filistin'de, hem de Suriye'de, yani Afganistan'da, Libya'da. Yani çok şükürler olsun ki bugün Müslümanların mezlum olduğun her yerde Türkiye adım atıp onların çözmeye çalışıyormuş. Evet. Elhamdülillah. Şunu da merak ediyorum açıkçası. İşte tabii. Kısmen rakamlar vermeye çalıştık mesela biraz önce. Hayatını kaybeden Arakanlı Müslümanlara dair ama şu anda ne kadar Arakan'da Müslüman kalmıştır? Zulme uğrayan, devam eden. Ortalama bir rakam var mıdır? Arakan'da kalan, göç edemeyen örneğin. Tabii. Yani biz biraz yine ilk konuştuğumuzda bahsettiğimiz gibi Myanmar nüfusunun %4'üydü Arakan nüfusu. Şimdi Myanmar nüfusu 2017'de 53 milyon insan. Ama evet. Sadece Arakan kardeşlerimiz eğer bahsetmek istiyorsak onların sayı şimdilik %2. %2 düştü. Yani zulüm görmeye de devam ediyorlar. Tabii bir anlaşma da zannedersem Bangladeş'te Myanmar arasında imzalanmış hani bu insanların geri dönmesi adına ama o da işte gerçekten zarar gördüğüne dair belgeler yok diye o da kabul edilmezmiş. Kabul edilmez. Da, evet. Bir oyun tabii ki oynanıyor. Tabii biz Arakan'ı fotoğraflardan gördük daha çok sosyal medyada. Elbette medyamızda çünkü o görüntüler çok televizyona çıkartılacak görüntüler değil elbette. Değil, tabii şimdi ki. İzleyicilerimiz merak ediyordur belki neden işte haberlere yansımadı. Çünkü hani gördüğünüz zaman o insanlıktan çıktığınız görüntüler. Evet. Yani mesela çocukları yüzüstü yatırıp ellerinin üzerinden motorla geçilen görüntüler gördük. Aynen. Şimdi sosyal medyayı çok etkin kullanıyoruz ama herkes yine de belli bir yaşın üzerindeki insanlar sosyal medyadan biliyorsunuz çok anlamıyorlar ya da çok meraklı değiller. Sosyal medyayı çok kullanmıyorlar. Onlar için de bir bilgilendirme yapmış olalım isterseniz. Sosyal medyayı kullananlar elbette birçok görüntü ve video gördü ama neler yaşandı Arakan'da? Tabii anlatabildiğimiz kadarıyla nasıl zulümler gerçekleşti? Özellikle bu son yıllarda. Örneğin çocuklara çırılçıplak soyup o ağaçlara bağlamak ve açsız bırakmak benim bildiklerim örneğin sosyal medyadan. Evet. Sizin duyduğunuz hikayeler nelerdir? Ne gibi böyle insanlık dışı muameleler yapıldı Arakan'da? Mesela biz bu Hawkeye ile işbirliği yaptıyken biz oraya ziyaret ettikçe biz baş başa konuştuk. Tabii ki onlar birazcık Bengalca biliyorlar ve anlıyorlar. Evet. Biz de sorduk. Mesela bir beyefendiden şöyle hikayeler anlattı bize. Gece saatlerde insanlar camiye çıktı. Yani çıkmak yasak biliyorsunuz ama her şeye rağmen insanlar gidiyor. Camileri var mıydı? Yok, cami yok. Yani zaten bir küçük bir yer namaz kılmak için gizli bir yerdir. Yani her beyler, erkekler oraya gitti namaz mescid kılmak gibi, için. Mescid gibi bir anlamda. Yer diyelim. Ev gibi bir şey. Oraya gidip namaz kılmak için. Namaz kılarken oraya ateşe sundurdu. Bir andan ateşlendirdi. Sonra yani tabii ki onlar çekmiyorlar. Çekmeye devam ettikçe ordulardan saldırı baskını altına yaptı. Bir anda çocuklara tam o anda çocukların evine gidip özellikle kadınlarla çok kötü bir cinayetler yapılıyor zaten. Diyor ki onlar böyle diyor. Yani onlar eve girdiğinde biz kendimizi kurutmak için evimizde ne varsa diyelim bir tavak varsa bir eldiven varsa yani ne varsa elimiz alıp kendimizi kurmaya çalışıyoruz ama yani biliyoruz mesela burada bir güzel bir şeyler Myanmar'da zaten insanlar gitmek yasak aynı zamanda gazeteciler gitmek yasaktır. Burada TRT World'dan, TRT World Türkiye'de burada iki kişi gitmiş. Gazeteci gitmiş. Onlar Arakan'da mesela bu fotoğraf almak için gitmiş. Raportaj yapmak için gitmiş. Sonra ne olmuş? Askıla tarafından iki kişi gözaltına aldı. Evet. Güzel. Yani o Arakan'a sokulmamış. Evet. Hocam. Evet. Aynı zamanda mesela TRT World'dan sonra Altadira'dan iki kişi. BBC'den bir kişi. Hapishane göndermiş. Ne kadar onlar şartta deniyor ki bu gibi devam edilmiştir. Mesela ben burada bir şey kapsatmak istiyorum. Tabii buyurun. Arakan yaşanan sürecin dış dinamikleri.
mesela bu neden burada önemli bir şey? Herkes neden bu gibi bu ülkeyi almak istiyor? Bu gibi mesela ben iki üç ülke abi zaten var, beş ülke dünyanın şu anda mesela meşhur diye bir biliyoruz. Çin. Ne yazık ki. Evet, ne yazık ki. Çin, Rusya. Yani bu çok biliyorum, çok özür dilerim. Burada adalet olmadığını nereden anlıyoruz biliyor musun? Benim hep verdiğim bir örnektir. Birleşmiş Milletler'de veto hakkı diye evet, bir şey. Evet, evet hocam. Yani Birleşmiş Milletler diye bir örgüt kuruluyor. Bu ne demektir? Tüm milletleri, dünyada yaşayan tüm milletlerin bir anlamda uzlaştıran, bir araya getiren, herhangi bir anlaşmazlıkta uzlaştıran ve bir araya getiren bir kurum gibi. Mesela evet. Birleşmiş Milletler adını duyduğumuz an böyle bir şey aklımıza geliyor. Ama bakıldığında işte bazı ülkelerin belirli konuları ya da isterse tabii ki belli bir konusu yok. Veto hakkı. Evet. Yani bu nerede insan hakkı, nerede adalet? Mesela ben Türkiye'ye geldiğim zaman bu gibi bir gazete okudum, internette gördüm. Çok beğendim. Mesela Cumhurbaşkanı şu anda dedi ki dünya beşten büyüktür. Ben mesela çok beğendik bu şeyde. Mesela söz konusu. Evet, söz konusu. Dünya zaten beş ülke değil. Şu anda mesela 200 gibi. Mesela şu anda 190 evet 60 ülke şu anda mesela şey bağımsız ülke ama sadece 5 ülke nasıl karar veriyor? Her zaman bir ülke söylüyor, başka ülke Rusya protesto yapıyor, veto diye söylüyor. Çin veto veriyor. Amerika veto veriyor. Bu nasıl bir işte çıkarları neyle örtüşüyorsa maalesef tabii biz inandığımız değerler var tüm dünya olarak. Mesela insan hakları diyoruz, demokrasi diyoruz. Ama bakıldığında bunları en çok ihlal edenler, bunları en çok söyleyenler. Tabii, maalesef evet. Bakıldığında. Buyurun, sözünüzü vermiş gibi oldum. Mesela şeyde Çin, Myanmar ilişkiler ve mesela Çin bu hakkında Arakan hedefler ne şu anda? Mesela Çin, Arakan ve Myanmar Hint okyanusu. Evet. Bizim o tarafta çok meşhur bir mesela okyanusu. Evet. Bunun için bu kontrol etmek için. Mesela bu bölge olarak Avustralya var. Aynı zamanda bu şeyde Güney Asya'da çok büyük bir ülke olarak aynı zamanda mesela şey doğuda Çin var, Japonyalar var. Bunun için bu kontrol etmek çok çalışıyor. Çinlerin bir şey projesi var. Bir yol projesi diye onlar devam etmiştir. Yol projesi. Bir kuşak bir yol. Evet, bir kuşak bir yol diye. Evet, ve mesela tekrar Çin orada sahip almak için çalışıyor o tarafta. Bunun için her zaman bu gibi almak istiyor. Ve şu anda mesela 2017'de Çin orada şey gemi limanı kurtarmak için çalışıyor. Burada şu anda devam ediyor. Mesela şu anda bazı evler şey düştükten sonra onlar burada şey bu limanı gibi bir kurtarmak için çalışıyor. Aynı zamanda ABD burada neden gitmiş? Ve ABD ilişkiler bu hedefler Arakan hakkında. ABD mesela geçen 10 yılda onlar Asya Pasifik bölgesinde faaliyetlerini hırlanmıştır. Demokrasi götürüyorlar. Mesela biz Barack Obama hükümetin gittiği zaman o şeyde Myanmar'a gitmiş. Orada bu hakkında onlarla konuşmuş. Burada demokrasi. Evet. Bunun için bu gibi. Ve mesela aynı zamanında ABD orada Orta Doğu'da kontrol etmek için. Aynı zamanda İndonezya, Avustralya kontrol etmek için. Aynı zamanda bu da Mandif Boğazı'sı var. Mesela şeyde Somalia. Çünkü Babel Mandir diye o kontrol etmek için mesela onlar ne kadar düşünüyor. Bu kontrol etmek için onlar dedi ki şu anda biz burada varsa hiç bizim için sorun yok olacak. Evet, onun için onlar burada gitmiş. Ve mesela bazen şeyleri enerji kontrol etmek için. Bazen orada çok petrol var, gazlar var. Bunun için orada onlar gitmek için çalışıyor şu anda. Ortada onun. O bölge versiyonu. Aynen, evet. Aynen dilim. Tabii sohbetimiz çok güzel ve akıcı gidiyor ama 2 dakikalık bir süremiz kaldı efendim. İsterseniz şöyle bir toparlayalım. Son cümlelerinizi sizden alayım. Hem Arakan'a dair, Myanmar'a dair, Bangladeş'e dair. Sonrasında veda edelim efendim. Buyurun. Ben iki konu hakkında kısa bir bahsetmek isterim. Bir, Myanmar, Filistin, Suriye yani tek yani parça parça bir yer değil, tek bir ülke düşünüp bütün bir Müslüm ülkeleri, Müslüm evet. kardeşlerimizi bir araya getirip bunların üzerine yanında durması gerekiyor. Bu bir. İkincisi, bu olaylar daha olmaması için, daha insan kardeşlerimizi yaşatmaması için son olarak ben şunu demek istedim ki kardeşim gelin biz beraber olup bunların, bu oyuncuların arkasında ne planları varsa onu bir öğrenelim. Çünkü bizim geleceğimiz, biz kendi ellerimizi düşürüyoruz. Evet. Olmayalım bunları.
Çok teşekkürler. Rashed Bey, sizden de birkaç cümle alıp bitirelim. Evet, tabii ki. Ben bir şey söylemek istiyorum. Mesela şu anda siz zaten önce bahsettiniz. Mesela Birleşmiş Milletler. Bu sadece bence, bana göre. Sadece Hristiyanlar var, başka Yahudiler onlar mesela şey yapmak için, güvenlik kontrol etmek için onlar şey yapıyor. Ama aynı zamanda Müslümanlar için hiçbir şey onlar mesela karar vermiyor. Ve her zaman karşısında şey yapıyor. Bunun için bence İslam İşbirliği Teşkilat, iki ay önce mesela Türkiye Cumhurbaşkanı şu anda bir mesela program yapılmış İstanbul'da. Sonra mesela Filistin'in başkentisi Jerusalem diye söylemiş. Çok güzel olmuş. O zaman da mesela sadece ABD ile bir ülke dünyada, İsrail, başka bir şey yok. Pans aynı zamanda İncil'de. Mesela sakin oldu. Bu yardım etmiş. Filistin'i Jerusalem almak için. Bunun için mesela bana göre eğer her Müslüman ülke birlikte bir karar veriyorsa, evet, birlikte bu gibi oluyorsa bu... Evet, tabii ki. Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Evet, iki uluslararası konuğumuzla efendim bugün bu akşam tabii Arakan'ı konuştuk. Arakan'ı gündeme getirdik. Neler yaşandığını anlatmaya çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi dünya beşten büyüktür diyerek programımızı bitirelim efendim. İyi akşamlar.